Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. İlahi Kelamın Sırları Ömer Lekesiz İslam metafiziğine dair eserleri i̇bn Sina, Muhyiddin İbnül Arabi, Sadreddin Konevi, Ennablusi, Kaşani gibi asli isimlerden El Afifi, El Hakim, Şimıl gibi modern zamanlardaki isimlere kadar tercüme yoluyla günümüz düşüncesine kazandırarak tasavvuf alanında neredeyse tek başına yeni bir kütüphanenin oluşmasını sağlayan Ekrem Demirli, son olarak Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful işaratını da tercüme ederek önemli eksiklerden birini daha giderdi. Kendisinin tasavvuf konusundaki telif çalışmalarını ise ayrıca zikretmemiz ve onlarla düşünce hayatımızda neden olduğu hareketliliği de takdir ve teşekkürle vurgulamamız gerekir. İlahi kelamın sırları alt başlığıyla fikriyat yayınlarının ilk kitabı olarak okurlarıyla buluşturulan Letaiful İşarat, ilk tercüme değil ama Demirli'nin eliyle eksiksiz olarak gerçekleşmesi bakımından kuşkusuz en güvenilir tercümedir. Nitekim kendisi de ön sözünde tercüme süreci ve tarzıyla ilgili şu bilgileri vermektedir. Elinizdeki tercümenin başlama tarihi oldukça eskilere gider. Tasavvuf alanındaki akademik araştırmalarımda İbnül Arabi ve Konevi üzerinde odaklansam bile Gazali öncesi tasavvuf üzerinde araştırmalarımı bir düzene koymak üzere ilk yöneldiğim metinlerden birisi tefsirdi. Kuşeyri'nin tefsirini tercüme ederek sonraki araştırmalarım için zemin belirlemek istemiştim. Ancak araya giren başka eserler özellikle beklediğimden daha yoğun bir mesai gerektiren Fütühat-ı Mekkiye tefsirinin tercümesini gerektirdi. Tefsirin ilk iki cildi 2006 civarında tamamlanmıştı. O iki cildi tekrar gözden geçirerek yayına hazırladık. Kalan ciltleri ise daha sonra tamamladık. Kuşeyri'nin metni dikkat gerektiren bir metindir. Bazı yerlerde metin akıcı bir üsluba sahip olsa bile zaman zaman güçleşir ve dikkatli bir gözden dahi kaçabilecek şekilde incelir. Bu konularda mümkün mertebe dikkatli olmaya çalışarak anlaşılır bir çeviri yapmak istedik. Metinlerdeki şiirler bazen eksik bazen anlaşılması güç şiirlerdi. Onları zayiatsız tercüme etmek için dikkat ettik. Bu bir tefsir tercümesidir. Bu nedenle ayetlere meal verirken muhtelif meallerden başta Elmalılı Hamdi yazının Bekir Sada hocanın mealleri olmak üzere olabildiğince istifade ettiğimi belirtmeliyim. Kuşeyri'nin bizde daha çok Kuşeyri Risalesi adıyla yayımlanan Er Risalesi ile bilindiği malumdur. Sufilik inanç ve ahlakına dair ilk değilse de en sistematik ilk çalışma olması bakımından tarikat ehlinin ve tasavvuf araştırmacılarının temel başvuru kitabı haline gelen Er Risale'de konunun kendiliğinden itikat ve amel yönünden geniş bir yelpazeye oturması nedeniyle oradaki tartışmalı durumlar pek öne çıkarılmaz ya da mezkur genişliğe havale edilir yumuşatılmak suretiyle geçilir. Ancak konu Kur'an tefsiri olunca sonuç aynı olmamakla birlikte bilakis itikadi anlayışlar daha açık bir söyleişle eş'ari anlayışa mahsus farklılıklar daha çok göze batmaktadır. Her ne kadar demirli Yine ön sözünde tasavvufun teşekkül devrinde Kur'an, sünnet ve fıkıh merkezli üç ilkeyi belirleyerek ilgili farklılıkların bu üç esasta eritildiğini ima etmiş olsa da bu letaiful işaratın işari tefsir olarak aynı zamanda eşari bir tefsir olduğunu söylemeye ve dolayısıyla orada zikredilen Allah'ın ve peygamberlerin sıfatları yaratma, emr, amel, kesb, irade, teşbih ve benzeri hususlardaki farklılıkların özellikle maturidi dünya için işaretlenmesine yeterli gelmemektedir. Eşariliğin ehli sünnete dahil olması öyle birkaç gün içinde rahatlıkla gerçekleşmemiş, bu uğurda nice başlar uçmuş, nice ulema ve mutasavvıf büyük mağduriyetler yaşamıştır. Öte yandan eşariliğe gönülden bağlı olan kuşeyri, İmam Eşari'nin hadis ehlinden olduğuna ve ehli sünnet akidesine bağlı bulunduğuna dair verdiği bir fetva ile hem ehli sünnet camiayı hem de zamanın iktidarının karşısında biridir. Gerçi maturiti olduğu söylenen bizler birçok hususta gizli birer eşari olarak davrandığımızı fark etmeyerek ayrılıklar esasında uyumlu durumdayız. Ama bu itikattaki temel farklılıkların asla ortadan kalktığına yorulamaz. Dolayısıyla bu eşari tefsir, onun sadece uzmanları tarafından okunamayacağından, geniş bir okur kitlesine hitap edeceğinden hareketle eşarilik hakkında genel bir bilgilendirme metnini zorunlu kılmaktadır. Ancak son tahlilde, başta İbnül Arabi olmak üzere, büyüklerimiz tarafından Allah'ın adamlarından biri olarak nitelenen Kuşeyri'nin tefsirine dikkatlerimizi yöneltmemiz, onun ilminden istifade etmemiz görevimizdir. Bu makale sizlere Posta Öykü sponsorluğunda sunuldu. Ömer Lekesiz.